Bugün 18 Şubat 2023 Pazarcık merkezi depremin 13. günü. Bugün özellikle bu Armutlu Çiçek alan Ortaköy taraflarındaki köylere gideceğiz. Tabi yolda giderken şöyle size bu yukarıdan kopan kayaların yarattığı etkiyi göstermek istiyorum. Şöyle önüne kattığı ağaçları, çam ağaçlarını kırmış. Bu yola yuvarlanmışlar. Tabii yol temizlenmiş. Önceden öyle değildi. Ve burası baraj kapaklarının olduğu yer. Buradan şöyle göstereyim. Evet, aslında bazı kayalar yuvarlanmış, burayı aşmış ve göle yuvarlanmış. Hemen belki görebiliyorsunuzdur aşağıda. Şurası baraj gölü. Hemen karşısı Pazarcık. Koca koca kayalar yukarıdan, kaya parçalarından, dağdan kesilmiş ve yuvarlanmış. Böyle yol boyu böyle uyarı da aldık. Yani yolda bozulmalar var, yarıklar var. O yüzden dikkat etmemiz gerektiği de söylendi. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Burası Kartalkaya Pompa İstasyonu ve burası ciddi zarar görmüştü, yolu özellikle. Şimdi o yol düzeltilmeye çalışılıyor. Şöyle burada hemen görüyorsunuz, iş makinesi de çalışıyor. Buranın tamamı ciddi hasar görmüştü. İlk günler bu yol kapalıydı zaten. Şimdi yanından geçmeye çalışacağız. Ben şöyle aslında durup şurayı göstermek istiyorum, görüntü sallanmasın diye. Kaç saniye değinme bir acı bıçak mı? Ben biçim bir sarı. Sen biçim buraya. Evet, hemen karşısı Pazarcık. Burası Kartalkaya Pompa İstasyonu olarak geçiyor. Muhtemelen Kartalkaya göleti ya da barajıdır. Şu yolun tamamı büyük zarar görmüştü. İş makinalarıyla hala düzeltilmeye çalışılıyor. Bugün 13. gün. Tabii bu hat, daha önceki videolarımızda da söz etmiştik. Şöyle Söğütlü'ye, oradan Karahasan'a, oradan Çiğli'ye, Maraş'a giden bir hat ve bu hattın tamamında derin yarıklar oluşmuştu. Şöyle dağlardan kopan ve yola yuvarlanan kayaları göstermiştim size.
Burada da benzer kayalar kopmuş birçok noktada var. Mesela hemen karşıda görebiliyoruz. Dereye yine yuvarlanmış kayalar görebiliyoruz. Heyelan olmuş gibi hemen ileride. Bu yolda büyük zarar görmüştü. Arkadaşım Azat Altay ile birlikte şimdi köylere gidiyoruz. Armutlu, Çiçek Alan, Şahin Tepe, Ortaköy, Teterli. Bu köylerin tamamını bu hat üzerinden bugün ziyaret edeceğiz. Oradaki son durumun ne olduğunu yerinde gözlemleyeceğiz. Köylülerle konuşacağız ve yayınlarımızda ajansımız Mezopotamya Ajansı'nda yapacağımız haberlerle sizlerle paylaşacağız. Şu an Kartalkaya Baraj göletinin olduğu yerdeyiz ve buraların tamamı büyük zarar görmüş depremde. Evet, burası Yarbaşı köy yolu. Hemen baraj göletinin üstünde bir köy. Önce oraya uğrayalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Yarbaşı köyünün hemen girişindeyiz. Hemen girişte sağdaki bu bina tamamen çökmüş. Yarbaşı ama bura Köralı Obası. Köralı. Hmm. Burada bir can kaybı oldu mu yoksa? Oldu. Ama bu köyde olmadı. Vazaçta oldu. Merkezde. Köyde bu yıkılan binalarda kimse yaşamıyor muydu yoksa çıkardılar, sağ mı kurtuldular? Burada bu yıkılan da. Evet. Yok, bu babam gelin de eski bir bina. Evet. Bu, kimse yoktu, kullanmıyordu. Kaç başka yıkılan binalar da. Var, orada da yıkılan var ama yurt dışındaki. Yurt, ha, çok iyi, evet kalıyor. Çok iyi. Yani birçok köyde. Biz gazeteciyiz. Hangi gazetenin? Mezopotamya Ajansı'ndan geldik. Ha, tamam. Merhaba. Evet. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Ya biz de yurt dışıyız. Evet. Evler işi yani. Şişe'deyiz. Almanya'da. Kardeşlerim Almanya'da. Evet. Hoş gelmişsiniz. Evet. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Arkanızdayım ben. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz biraz müsaadenizle tamam, köyün içini bir dolaşalım. Evet. Tamam. Evet. Burası Yarbaşı köyünün obası. Çok sağ olun. Kör ne diyor obanın ismi hocam? Köralı Obası. Köralı Obası. Yarbaşı mahallesi Köralı Obası. Evet. Yarbaşı mahallesinin Köralı Obası. Bu Köralı Obası diyor. Evet, Köralı Obası burası. Burada tabii yıkılan binalar var ama neyse ki insanlar yurt dışında yaşadıkları için, yani evlerde hiç kimse yoktu bu yıkılan evlerde. O yüzden burada neyse ki can kaybı olmamış ama evlerin büyük bir bölümü görüyorsunuz. Dıştan da hemen çıplak gözle de fark ediliyor. Hasarlı, ağır hasarlı. Beyefendi de. Burada yaşayan var mıydı yakın? Pazarcık ilçe merkezinde değil mi vefat etti? Evet, merkezde Pazarcık ilçe. Hangi binadaydı? Binanın ismi neydi? Lale Apartmanı. Lale Apartmanı. Evet. Yolun hemen üzerindeki belediye binasının. Evet, ana, yolun hemen bitişiyor. Evet, çünkü biz yani bu benim o demin o kafasında külle olan kardeşimin evi. Evet. Bu yıkılacak. Baştaki de yıkılacak. Hı hı. Yani hasar tespiti yıkım kararı aldı. Yıkım kararı verdiler. Ona verdiler, bir de buna verdiler. Bu hafif hasarlı, benimki hafif hasarlı ama öyle hafif mafif şey değil yani.
baya bir hasar var. Bak kardeşim Ankara'da geldi. Hafif hasarlı diye. Adam kapıyı açtı, içeri girdi ki yani yıktıracağım diyor. Evet. Evi diyor kapatacağım. Yani girilmez yani, tamir etsen nasıl yapacaksın? Bunu bilemem. Kaç hane vardı burada? Burada yaklaşık 20 hane falan var. Daha yukarıda var. Yukarıda inşaatlar var. Onlar daha bitmemiş. Siz baktığınızda, gezdiğinizde kaç haneydi böyle ağır hasar? Burada yıkılacak iki karalı. İki tanesi de mi yıkım karalı? Burada bu tabi bizim burada iki tane, karşıda iki tane. Dört tane yani. Dört tane yıkım karalı bu obada. Gerisi de çoğu hasarlı yani, hafif hasarlı, bilmem orta hasarlı derken. Ha burası da benim işte, bu da. Bu ev yeni, bu evi ben 2015'te yaptım. Bayağı da söylemiştim yani depreme dayanıklı. Bizim bu bölgenin birinci derecede deprem bölgesi olduğunu söylemiştim. Ona rağmen yani gerçekten hiç inanamadım yani, her taraf ya, tamam sütunlar, çirişler, gelen ekip sağ olsun hepsi baktılar yani, tamir edilir, yeniden onarılabilir ama neresini yapacağız bilemiyoruz ki. Sadece bir sütunlar sağlam, duvarlar içten dıştan yani, sadece böyle dışarıda baktığın zaman tamam okey, fazla bir şey görünmüyor ama bir içeri girdin her taraf yani bütün... Sütunların dışında duvarların bir sürü hepsi yerde. Siz de yıkmayı mı düşünüyorsunuz ev yoksa? Yok, bana sağlam rapor verdi. Sütunların baya yani sağlam bir şey olmamış. O kadar darbe, iki tane büyük bir şeye karşı. Evet. Bakacağım, tamir ederim mecbur, ben ne yapayım ben bunu gibi bir evi. Bir daha ben bu eve tam bunda 7-8 sene önce 70-80 bin euro para ödemiştim ya. Evet. İsminiz neydi? Efendim? Hasan. Sana bir Lale apartmanından kız kardeşiniz kaç gün sonra çıkarıldı cenazesi? Dördüncü gün. Orada biliyorsunuz yan tarafında ayakta kalan bina vardı yeni ama. Bina yapılmıştı. Evet. O bina da biraz eğilmişti. Evet, eğilmişti. O yüzden şey dediler, riskli dediler, riskli müdahale edemiyoruz dediler. Arama çalışma yapılmamıştı. Evet. Onun için işte. Başka kaç kişi yaşamını yitirdi o binada, bilginiz var mı Lale apartmanında? Net olarak bilemiyorum. Galiba bir 20-30 kişi varmış o binada. O binada. Çünkü o 7 kaç katlı ya? 10 aile vardı. Evet. 5-6 katlı bir binaydı. Kız kardeşinizin ismi neydi? Meyrem Cebedağ. Başınız sağ olsun. Cebedağ da Cebedağ geçiyor. Evet. Yani. Cebedağ olarak evet. Geçiyor ama Cebedağ. Evet. Bu muhtarın evi var burada. Onlara bir şey, ufak tefek şeyle var. Evet. Öbür tarafta da var, bir dayımın oldu, yine onun evinde de bir şey yok ama gerisi hepsi hasarlı, hepsi. Bu Kartalkaya Baraj göleti mi? Evet, burası Kartalkaya Baraj göleti. Evet. Bayağı oldu, bu 1970'lerde bu baraj faaliyete geçti. Şey caddesi de çok, o sedi de hasar görmüştü bayağı sanırım. Giriş şimdi, o, zaten o, önü o bayağı şey gitmişti, geldi. Kapalıydı zaten burası. Kapalı, ilk günler, şey yeni yapıyorlar. Tamir, yol çalışmaları var evet. Onun. Evet. Ondan sonra çok geçmiş bir olsun. Felaket ya. Evet, mesela şu küçük evlere bir şey olmamış. Nasıl yürüyelim mi? Ha. bu işte artık burada ne bileyim hepsi hasarlı ya. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz bildiği için. Başınız sağ olsun. Yani. Biz çektik aslında, sizin tam da sözünü ettiğiniz o iç kısım birçok evde dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama içi evet, biz gözlemledik, çekim yaptık birçok evde. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun tekrar. Evet. Burası bir oba. Gördünüz. Anlattılar. Hem yaşadıklarını, hem hasar tespit komisyonunun köyde yaptığı incelemeleri, hem de felaketin boyutunu. Lale apartmanını hatırlarsınız, biz önceki yayınlarımızda göstermiştik size. Orada kız kardeşim Meryem adında yaşamını yitirmiş, dördüncü gün enkazdan çıkarılmış cenazesi. Burada evet, çalışmalar yürütülemiyordu, yanındaki bina yıkılma riski altında olduğu için. Evet, burada böyle. Aslında bu bir oba ve bunun gibi birkaç oba daha var. Hepsinde benzer bir manzara var. Yarbaşı köyüne bağlı obalar.
Çok güzel bir köy gerçekten ama insanlar yıllarca çalışarak kazandıklarıyla burada güzel evler inşa etmişler kendilerine. Ancak depremde evleri ağır hasar almış, yıkılmış ya da yıkılacak olan evler arasına alınmış. Evet, Diyarbaşı'da durum biraz böyleydi. Şimdi birazdan da Armutlu köyüne geçeceğiz. Oradaki gelişmeleri de, son durumu sizlere aktaracağız.